bir bilim insanımızın başarılarını anlatacağız şimdi. Canan deviren Türkiye'yi gururlandıran genç bir bilim insanı. Çok önemli ödüller aldı. Nobel Ödül törenine davet edildi. Harvard Üniversitesi genç akademi üyeliğine seçilen ilk Türk oldu. Bilim dünyasında heyecan uyandıran projeleri, buluşları var. Örneğin kalp atışını elektrik enerjisine dönüştüren bir cihaz. henüz 31 yaşında. Harvard Üniversitesi'nin genç akademi üyeliğine seçilen ilk Türk. Dünya ünlü Science dergisinin Science ve Gençlerin Nobel'i olarak görülen Sea Life Lab ödülünü kazandı. Nobel ödül törenine davet edildi. Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, bilimsel çalışmalarıyla dünyada Türkiye'yi temsil ediyor. Kendi kişisel başarımın yanı sıra ülkemi temsil etmek gibi gururlu bir göreve sahip olduğum için de çok mutluydum. Ödülü alan tek kadın araştırmacı bendim. Bu da benim için ayrı önem taşıyan bir andı. Canan Dağdeviren Deviren giyilebilir bir kalp pili icat etti. Bu icadın en önemli özelliği kalp atışlarını enerjiye dönüştürmesi. Günümüzdeki kalp pilleri her 6 ya da 7 yılda bir değiştirilmek durumunda. Çünkü içlerindeki batarya bitiyor, pil bitiyor. Fakat bizim yaptığımız bu aletle her, her insanın ortak noktası olan kalpten e, ücretsiz bedava bir elektrik üretiyoruz. Ve bu elektriği de kalp pilini şarj etmek için kullanabiliyoruz. Canan Deviren yalnızca kalbin değil, vücudun tamamının bu yöntemle enerji üretebileceği bir proje üzerinde çalışıyor. İç çamaşırının bir parçası olabilir, pantolonunuzun bir parçası olabilir, eteğinizin bir parçası olabilir ve siz yürüdükçe, gündelik aktivitelerde bulundukça mekanik harcadığınız mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüp kablosuz bir şekilde ihtiyacı olan aletlere gönderebileceksiniz. Başarılarını asla pes etmemeye bağlayan Dağ Devirinin gençlere de bazı önerileri var. Ben yaptım. Onların da yapabileceğine inanıyorum. Hayal etmezseniz, sonuca ulaşmanız çok zor. Soru sormak çok önemli. Pes etmemelerini, hayal kurmalarını, okumalarını, literatürü taramalarını ve asla kendilerini başkalarıyla kıyaslamamalarını istiyorum.